Merhaba, ben Edip. 12 Şubat 2020. Size 3 hadisten söz etmek istiyorum. En önemli 3 hadis nedir derseniz, bu 3 hadistir. Ve işin ilginci, bu 3 hadisi de inkar ediyorlar hadisçiler. Yani çelişkinin danışkası dinleri. Onun için onlara sorun, 3 tane hadis. 1. En mütevatir hadis. En mütevatir hadis, bana göre değil. Sünnilere göre, hem de 4 mezhebe göre. En mütevatir hadis şu, Arapçasını okuyayım. Ben İmam Hatip'ten beri hatırlıyorum, böyle düşün. Ta çocukken nasıl kafama soktular onu. Çünkü bugüne hazırlanmam lazım diyor. Onun da bir hikmeti var. لَا تَكْتُبُ عَنِّي سُوَ الْقُرْآنِ فَمَنْ كَتَبَهُ فَلْيَمْحُهُ. Bu kısa bir hadis. لَا تَكْتُبُ, yazmayınız. Tektubu yazınız. Le tektubu yazmayınız. Anni benden sıva başka el Kur'ani. Benden Kur'an dışında bir şey yazmayınız. Le tektubu anni şeyen sıva el Kur'ani. Ha, şeyen kelimesi vardı galiba. Femen ketebehu, kim onu yazdıysa, femen kim ketebe yazdı, hu onu yazdıysa, fel yemhuhu, ve onu silsin. Bu. According, az önce İngilizce konuştum, şimdi İngilizce kelime giriyor. Hadis alimlerine göre, parantez içinde alimi şöyle yazıyorum. Parantez Z, parantezi kapa, alim. Allah, öyle. Bundan sonra alim mi? Sünni alimlerinden, zalimlerinden bahsederken öyle yazacağız. Parantez içinde Z, ondan sonra alim, zalim. Şimdi Sünni zalimlerine göre bu en mütevatir hadis. Yani senedi, hadislerin bir senedi oluyor, bir sepeti oluyor. Bir sepet ben diyorum, başkaları demiyor.